Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere İzmir'den sesleniyoruz ve Cem Atmaca Sanat Atölyesi'ne konuk olduk. Yanımızda Cem Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Cem Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, sizler nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben röportajıma sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim. Cem Bey kimdir efendim? Ben 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi seramik ve cam mezunuyum. Yaklaşık 12 yıldır kendi atölyemde profesyonel olarak sanat hayatıma devam ediyorum. Burada eğitim veriyoruz. Seramik ve cam üzerine eğitimler veriyoruz. Aynı zamanda işte ben sergiler açıyorum. İşte birkaç yılda bir sanat sergileri açıyorum. Onun haricinde gelirse eğer butik siparişler yapıyoruz. Evet, yani İzmir'de aslında bir farklılık getirmişsiniz. Evet, şöyle bu bağlamda mesela sosyal sorumluluk projeleri de yapıyoruz. Evet. Farklılık anlamında söylediğiniz için söylüyorum. İzmir'in belli yerlerine sosyal sorumluluk projesi dahilinde mozaikler yaptık. Bunu da engelli öğrencilerle yaptık. Evet. Otizmli çocuklarla çalıştık 2 sene. Evet. Bunlar çok farklı hazlardır gerçekten. Yani bu duygular çok farklı hazlardır aslında. Tabii ki. Yani çocuklar çok özel çocuklar ve onlarla çalışmak çok güzel bir mutluluk evet. Yani. Onların mutluluğu sizi mutlu ediyordur. Tabii ki. Tabii ki. Onlar evet. Mutlu olduğu zaman biz de mutlu oluyoruz. Çünkü onlar için bir şey yapmış oluyoruz. Evet. Biraz atölyeden bahsedelim. Neler yapıyoruz burada peki? Burada şöyle amatör anlamda kurslar veriliyor. Yarı profesyonel anlamda eğitimler veriliyor. Yani işte seramik veya camı yarı profesyonel anlamda öğrenmek isteyenlere uzun zamanda eğitimler veriliyor. Hobi amaçlı gelmek isteyen, işte iş stresinden uzaklaşıp rahatlamak isteyen arkadaşlara da hobi kursları veriyoruz. Evet, aslında insanlar burada huzur da buluyor. Tabii ki. Yani çamurun zaten bir negatif enerjiyi alma özelliği var. Evet. Rahatlatma özelliği var. Sanatın zaten genel anlamda bir terapi özelliği var. Dolayısıyla buraya gelen insanlar işte dünyevi şeylerden uzaklaşıyor. Burada tamamen soyutlanıyor her baş şeyden. Baş başa kalıyor aslında. Kendine tabii de baş başa kalıyor. Yani bir yandan kendini sorguluyor. Bir yandan hani hiçbir şeyi düşünmüyor. Stres. O kötü enerjilerden arınıyor burada. Onların hepsini çamura veriyoruz. Kötü evet. Enerjinin hepsini. Ve şöyle bir şey var. Seramik dünyada çok uzun süre kalan bir şey. Kırılmadığı sürece. Dünyaya kendisinden bir imza bırakıyor aslına bakarsanız. Bir hatıra bırakıyor. Evet. Ve kendi hayalini, kendi duygularını çamura yansıttığı zaman da çok güzel bir şey ortaya çıkıyor. Evet. Bence Cem Bey sizin başarınızın sırlarından bir tanesi siz de işinizi severek yapıyorsunuz. Tabii ki yani şimdi ben seramiği yapmaktan hiçbir zaman için vazgeçmedim. Çok mutlu ediyor beni. Bunu yaparken de insanların hayatına dokunmak tabii çok önemli. Yani insanların hayatına dokunup insanların hayatının bazı olumlu yönde değişiklikler yapmak benim çok mutlu ediyor. Buraya gelen insanlar çünkü 3 saatliğine 4 saatliğine soyutlanıyorlar ve mesela sigara içen arkadaşlar 4 saat önce sigara içmek bile aklına gelmiyor. Bu anlamda kötü alışkanlıklar. Sabır da istiyor aslında biraz. Kesinlikle sabır istiyor. Ve ama işte insanlar onu gösteriyor. Yani ben yapamam diyen insanların çoğu yaptığını görüyor sonrasında ve bu çok mutluluk verici bir şey. O zaman o ilk algıyı kırmak çok önemli aslında. Yani evet. Acaba yapabilir miyim, sıkılır mıyım gibi düşüncelerden arınmak önemli. Kesinlikle, kesinlikle. Ve burada onu gösteriyor insanlar. Çok fazla işte talep oluyor. Yani her sektörden gelen insanlar var. Şehir dışından gelen insanlar var. Evet, birçok farklı kültürü de buluşturuyorsunuz tabii, aslında tabii. Burada. Yani normal sosyal ortamlarda bir araya gelmeyecek insanlar burada bir araya geliyor. Evet. Çok güzel bir sosyal ortam oluyor aslına bakarsanız. İnsanlar sosyal kültürel ilişkilerini de geliştiriyor evet. Burada. Peki hedeflere ulaşabildik mi? 12 yıl önceye dönersek buraları hallediyor muydunuz bu yola çıkarken? Bundan sonraki için düşünceleriniz neler? Yapmak istedikleriniz? Tabii ki yavaş yavaş yani adım adım geldik buralara. Yani daha öncesinde bu kadar şey değil yani buralarda olacağımızı görmüyorduk ama şu anda istediğim yerde gibiyim diyeyim. Bundan evet. Sonra da tabii İzmir'e dair bir şeyler yapmak istiyoruz. Yani böyle İzmir'i biraz daha kentsel anlamda güzelleştirmek istiyoruz. Belediyeli bu anlamda projelerimiz var tabii görüşüyoruz. Evet tabii hedef de bitmiyor. Bitmez. İnsan hayatında bitiyor. İnsan hayatında da bitmiyor. Sektör bazında bitmiyor. Bitmiyor tabii canım. İnsanların ihtiyaçları bitmiyor zaten. Yani evet, ihtiyaçlar sınırsızdır zaten. Öyle, böyle yani. Bir gerçek var. Aynen. Bunları da burada hatırlatalım. Buradan son olarak İzmir'e neler aktarmak istersiniz? Tüm Türkiye'ye aslında. Son sözlerinizi alalım canım. Sanattan uzak kalmasın arkadaşlar. Sanat güzel bir şey. İnsanın hayatını olumlu etkileyen bir şey.
Ucundan kıyısından da olsa sanatın bir dalıyla ilgilensinler. Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Aynen. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere İzmir'den seslendik ve Cem Atmaca Sanat Atölyesi'ne konuk olduk. Ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.